gönderilmek durumdaysan. Araba kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Araba kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Araba kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Evet ya, oturmuş oraya, kıyamam. Ayran ve su istiyor. Kıyamam ya Rabbim. Hemen ayranla suyun hazır edin. Çok dehidrate, göremiyorum işte. Efendim. Hadi kardeşim. Ben senin yanındayım, ayrılmayacağım, tamam mı? Durumun nasıl? İyi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Düşürmeyin! Bizler enkaz altından çıkarttığımız her canlıda gerçekten çok büyük mutluluklar duyduk. Ve bunun içinde de sizin de söylediğiniz gibi enkaz altından evcil hayvanlarımızı da çıkarttık. Sonuçta bir canın kurtarılmasına arkadaşlarımız vesile oldu. İlk andan itibaren gerçekten AFAD ekiplerimiz canla başla, insanüstü bir gayretle bütün varlıklarını ortaya koyarak enkazdan bir tane daha canlı çıkarma isteğiyle hiç durmadan çalıştılar. Ben hepsini gerçekten çok tebrik ediyorum. Umarım ülkemiz böyle afetlere, böyle olayları bir daha yaşamaz ama doğal afetler maalesef dünyamızın bir gerçeği. Bu gerçekle hepimizin yüz yüze gelmesi gerekli. Daha bilinçli olarak afetlerde, önceden hazır olmakta elimizde. Sahada çalışan, arama kurtarmada çalışan kahramanlarımız, arama kurtarmanın haricinde de vatandaşlarımıza bu konuda bilinçlenmeleri adına sürekli eğitimler yapıyorlar. Enkazın altında ilerlerken, ucu görünmeyen hani boşlukta ilerlerken haliyle yukarıdakiler altta bizim ne şartlar çalıştığımızı görmüyor. Bunlar ne yapıyorlar diye düşünüyorlardır hali. Ama yeri geliyor biz iğneyle kuyu kazıyoruz. Gerçekten öyle. Ve ses aldığımızda herhangi bir, mesela 13 saat geçmesine rağmen ses aldığımızda onunla mesafe yakınlaştığında bütün yorgunluğumuz gidiyor. Daha da böyle hızlı çalışmaya çalışıyoruz. Yukarıdan diyorlar yorulduysan değişme. Yok, ben değişmeyeceğim. Ben bu ses aldığım kişiye ulaşacağım. Mümkün olduğunca ilk teması sağladığımız zaman da ne bileyim o bizi zaten görünce çok mutlu oluyor. Kendini güvende hissediyor ister istemez. Biz de zaten profesyonellik gereği ulaşmamız lazım. Bir an önce en kısa zamanda ulaşıp onu oradan çıkarmamız lazım. Onu o psikolojiden uzaklaştırmamız lazım. Yani demin dediğim gibi bu anlatılmaz yaşanır. Yani böyle hazine bulsanız o kadar sevinmezsiniz, öyle diyeyim yani.